25 Kasım sabahı Dominik Cumhuriyeti'nde 3 tane kadının cesedi bulunuyor. Bu 3 kadın, oradaki diktatörlüğe direnen 3 kadın tecavüze uğruyorlar diktatörün askerleri tarafından ve uçuruma atılıyor. Birleşmiş Milletler o 3 kadının bulunduğu, cesetlerinin bulunduğu sabahı 25 Kasım'ı dünyada şiddet günü olarak ilan etmiş. 25 Kasım 10 Aralık tarihleri arasında da bütün dünyada, şimdi çok karamsar bir olay şiddet. Bunu renkli ve neşeli bir renk olan turuncuyla dünyaya duyuruyor. Şiddete farkındalık yaratıyor. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak kadın ve erkek eşitliği şartına imza koymuş bir belediyeyiz. Dolayısıyla tüm insanların eşit koşullarda yaşamasının mücadelesini veriyoruz. Kadın her şeyden önce insan. Cinsiyet ayrımcılığı düşünülmeden nasıl erkek bir insansa kadın da insan. İnsana şiddete hayır zaten. Devletimiz, büyüklerimiz buna bir çare bulsunlar. Bu büyüklerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza o şiddet en kötü bir şiddet. Ana kuzularına kıymasınlar. Onlar birer anne, birer evlat. Onlara kıyılmasın. Yılda 18 yaşından küçük 130 bin kız çocuğunun evlendirildiğini görüyoruz istatistiklere baktığımızda. 27 milyon istihdamdan sadece 7 milyonun kadın işçi olduğunu, istihdam olduğunu görebilmekteyiz. Bu nedenle biz de kadına ve kız çocuklarına şiddete, konulan engellere hayır demek amacıyla bu kampanyayı yürütmekteyiz. Kadının olmadığı yerde demokrasi diye bir kavram yoktur, unutun bunu. Böyle bir şey olamaz. Kadının sokağa çıktığı yerde bütün siyaset olur, bütün yapı olur. Kadın sokaktaki bir unsur değil, senin annem, benim annem, senin kız kardeşim, benim kız kardeşim, eşim, bacım gibi baktığınızda toplumun bir parçası, ayrılamaz bir parçası. Dolayısıyla demek ki bütün kadınları korumak, onları hatta ayrıcalıklı korumak gerekiyor. Dur de! Dur de! Olmaz de! Olmaz de! Kadına şiddeti engelle! Kadına şiddeti engelle!